Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocaeli Kültür Turizm Söyleşileri'nin bugünkü konuğu minyatür sanatçımız Gülseher Kahraman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hem ebru hem tesip hem de minyatür sanatçısısınız. Fakat bize bugün programımızda minyatürü ve minyatürün Kocaeli ile olan bağını anlatacaksınız. Buyurun önce Kocaeli ile ilgili minyatürü ve minyatürün kendisini anlatın. Kocaeli minyatürlerimiz Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde minyatür derslerimiz başlayıp 2 yıllık eğitimi bitirince arkadaşlarımızla artık şehrimizle alakalı çalışmalar yapmaya karar verdik. Ve bu kapsamda ilk önce hikayelerimizi araştırdık, konuları belirledik ve Kocaeli minyatürleri oluştu. Evet, Kocaeli minyatürleri arkada var. Onlara geçeceğiz. Fakat siz bize önce bu minyatürü yaparken kullandığınız malzemeleri tanıtın. Minyatürde bizim çalışırken kullandığımız malzemeler, başlangıcındaki çalışma disiplini neyse aynısını sürdürüyoruz. Toprak boyalardan hazırlanmış boyalarımız, toprak boyalarımızın hazırlanışında kullanılan malzemeler vardır. Zamkarabi, tabii bu hazır şekli ama ben asıl size doğadan aldığımız şekliyle reçine, zamkarabi diyoruz. Bunu eritiyoruz, boyalarımızın içine koyuyoruz. Fırçalarımız asıl minyatür için kullanılan fırçalar en makbulü kedi tüyünün kullanıldığı fırçalardır. Sincap tüyleri, samur tüyleri. Hocam şu öndeki uçlar bu söylediğiniz hayvan tüyleri. Bir de burada evet. Bunu anlatmanızı isteyeceğiz. Bu kirpinin oku. Değil mi? Doğru söyledik. Evet. Yüksek rakımlardaki kirpilerde bulunan hayvan öldüğünde artık çürüdüğünde sadece bu okları kaldığında köylüler topluyor ve bizim gibi kullanacak insanların kullanımı için ellerimize geçiyor. Boyalarımızı hazırladığımız toprak boyaları böyle kavanozlara alıp ipek iplikler, bu kozaların hazırlanışında çıkan iplik haline gelmemiş o kozanın ipeği bu kavanozlara yerleştiriliyor boya. Biz karıştırma işlemini bu kirpi okuyla yapıyoruz. Hocam anlıyoruz ki minyatürün kıymetli oluşu gibi kullanılan her malzeme de birbirinden kıymetli değil mi? Minyatür saray sanatı ama halk sanatı olarak da yapılan minyatür var. İsterseniz, dilerseniz Kocaeli'nin minyatürleri üzerinden bunları anlatalım. Fatih Sultan Mehmet Padişah biliyoruz ki ilimizin Gebze ilçesinde vefat etti. Ve ilimiz için önemli olan bu olayı siz minyatüre dönüştürdünüz. Evet. Çok da güzel bir minyatür. Teşekkür bize ederim. Minyatürün inceliğini bu minyatür üzerinden anlatırsanız hocam. Minyatürde olaylar anlatılırken hem duygusal olarak hem de fiziki olarak altyapısı kurgulanır. Vefat anı uhrevi olması özelliğiyle bulutların içinde canlandırıldı. Vefattan sonraki cennet, ahiret hayatını canlandırmak adına aslında şu anda var olan çeşme ve köprüyü apayrı bir ortamda bir cennet bahçesi şeklinde tasarladık. Orada akan bir su var, nehir, ince evet. Bir nehir. O da Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve sonsuzluğa geçişini canlandırıyor. Sonsuzluğu resmettir. Evet. Çok güzel. Aynı şekilde yine ilimizde Abdülhamit Han zamanında yapılan ilimizin sembollerinden olan saati de siz resmetmişsiniz. Bunun da bir özelliği var. Bize bahseder misiniz? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bunu özel konuşmalarımızda hep söylüyoruz. Osmanlı dönemi yapılan saat kuleleri arasındaki en güzeli Kocaeli'deki saat evet, kulesidir. Evet, onu da belirtelim. İlimizin evet. Parkı da. Biblo gibi. Burada 24 saati saat kulesiyle birlikte gün doğuşundan batışına kadar sadece kendi aslında misyonunu minyatürde yansıttık. Hocam şu açık olan kısımlar gündüz saatleri gündüzü, ve devamında yani bir gece, sonsuzluk öğesi vererek götürüyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Hocam burada şey de söyleyelim. Minyatürün resimden farkı nedir minyatür sanatının? Perspektif yoktur. Tek cepheden yapılır. Gölge yoktur.
konu anlatımında ne illüstrasyona, karikatürvari çalışmalara, çünkü şu anda minyatür adı altında bu tarz çalışmalar çok yapılmakta. Özellikle bir konu anlatması anlatımı vardır. O anlatılan konunun birçok yönden hem tarihsel arka planı hem de o anki bir şehir canlandırılıyorken Matrakçı'nın Kocaeli minyatüründe biz 16. yüzyılda şehrimiz nasıl onu görüyoruz. Evet, Matrakçı Nasuh'un o eseri de çok önemli elimiz açısından. Biz onu da reprodüksiyon olarak canlandırdık. İki tane minyatür vardır. İzmit'e ait, bir de Hereke'ye ait. Üç ayrı minyatür ama birinde yorum yaptık. Hereke Kalesi'nin yanında Erguvanları ve o bölgede görülen bir doğan kuşunu da canlandırdık. Evet, buradan anlıyoruz ki minyatür hem belge, mimariyi hem de doğa olaylarını veriyor. Kesin. Aynı zamanda da dediğiniz gibi bir belge. Hatta padişahlar kesin döneminde herhalde belge olarak da kullanılmış. Yine ilimiz için Osman Hamdi Bey ilk müzecimiz, evi ilimizdeydi, Gebze ilçesinde. Burada onu resmettiniz. Evet. Burada da çok detaylar var minyatüre ait. Onları bize anlatırsanız. Sevindiğimiz bir konu var. Yapıldığı dönemden bugüne tahrip olmamış, çevresi ve kendisi tahrip olmamış bir eser. Hatta şu anda da müze. Önünden denizin, o denizin sıfır oluşunu, o duyguyu yansıtmaya çalıştık. Hatta Osman Hamdi Bey'in kayıkhanesi var, şu anda galeri olan. Biz burada kayıkları yaparak ona vurgu yapmaya çalıştık. Kendileri burada kaldıklarında sık sık sandalla denize açılırlarmış. Bir de şehrimizde, Körfez'de balıkçılık çok ciddi bir gelir kapısı ve lezzetli balıklarımız var. Orada da balıkçı, ufak balıkçı gemilerini de koyarak onu da yansıtmak istedik. Evet, yani küçücük bir alanda aslında minyatür bize tüm detayları fazlasıyla veriyor. Elinize, emeğinize sağlık. Yine bunun üstünde kentimizle evet, ilgili önemli bir eser minyatüre dönüştürdünüz. Bundan da bahsedelim. Bu konuları biz gündeme getirdiğimizde Yavuz Zırhlısı'nın şehrimiz için çok önemli bir anısı olduğunu gördük. Bir kere Yavuz Zırhlısı'na Yavuz Sultan Selim'in adı veriliyor. Ondan dolayı Yavuz Sultan Selim'in tuğrasını canlandırdık. Yavuz Sultan Selim'in tuğrasının yanında şehirde ne gibi izler bıraktığı, mesela bir pastanemiz vardı, Yavuz Pastanesi, Deniz Kuvvetleri'nde ona özel arması. Ve şöyle Osmanlı'da bir mendil yapılmış. O gemi mürettebatının elinde olan o mendili canlandırdık. Bu zırhlıyla birlikte Yavuz ismi çocuklara verilmeye başlanıyor çok yoğun olarak. Yine ilimizde bir Alman imparatoruna yapılmış Kaiser Wilhelm Köşkü var. Yapılış hikayesi de çok güzel olan. Siz bunu da minyatüre dönüştürdünüz. Hocam bu minyatürden de bahsedebilir misiniz? Bizim için önemli olan bu köşkün biblo zerafetinde oluşu ve doğanın içinde, aslında doğanın içinde diyoruz ama bu fabrika arazisi, dokuma fabrika fabrikasının arazisi ve erguvan çiçekleri ile bütünledik. Evet, yine o eserin altında Abdülaziz'e yapılmış bir köşk var ilimizde, Kasr-ı Hümayun. Siz bu eseri de çok güzel resmetmişsiniz. Hocam bunun hikayesi ve bununla ilgili bir şey daha söyleyelim. Evet. Altın sarılar kullanılmış. Evet. Bu altın sarıyı da anlatarak bize. Önce altından başlayalım. Biz minyatürde altın kullanıyoruz. 12 ayardan başlayalım. Beyaz altın denen, 18 ayar yeşil altın, 22, 23 ve saf olan 24 ayar altın kullanıyoruz. Abdülaziz'e gelecek olursak yine bir tarihi belge, evet, gibi aslında bizim için. İstanbul dışındaki tek saray yapısı bu köşk. Onun için çok önemli şehrimiz için. Biz de canlandırmayı istedik. Ve hangi ayrıntılar var bu? Denize nazır oluşu. Burada denize nazır olmasının şu özelliği var. Abdülaziz dönemi donanma canlandırılıyor. Biz bir yandan aslında minyatürde köşkü ve Abdülaziz'in portresini denizin içinde, o deniz hakimiyeti bir körfez olmasına rağmen
onu baskın unsur olarak kullandık ve köşkün etrafındaki ağaçlarla canlandırdık. Bakan sadece o mavilikte Abdülaziz'i ve köşkü görebilir. Yani bu eserde hem tarihi güzelliği hem coğrafi güzelliği kesinlikle bir arada gösteriyoruz. Ve yapan kişiye vurgu var. Yani evet, bu eser kimin tarafından şehrimize kazandırıldı? Evet. Yapan kişi demişken hocam, siz sanatçılarda bu da var. Eserlerde de görüyoruz. Minyatürde imza yok. Evet. Hatta imzanın oluşu ya da o üslubun anlaşılması sanatçı için bir kusur sayılırmış. Evet. Bunun bir sebebi var mı? Aslında bizim sanatlarımızın büyük ölçüde Mevlevi tekkeleri misyonu ile bir ilerleme devam etme aracılığı var. Bir sizin belirttiğiniz saray ekolü ve halk ressamları üç yoldan ilerlemiş. Sarayda kolektif bir üretim eseri olduğu için şahıslar öne çıkmıyor. Mevlevilikte kişiyi öne çıkarmak bir hamlık olarak algılandığı için isim zikredilmiyor. Halk ressamları da kendilerinin bulundukları yerin çok çok farkındalar. Onlar da ondan dolayı isimlerini, hani ne saray kadar kaliteli işçilik yapıyorlar, ne dervişler gibi kendilerini adadıkları, onlar ayakta kalmak için, geçimleri için. Şimdi bize bir örnek çalışma göstereceksiniz. Yine kentimizde çok bilindik, eski de bir camimiz var. Buyurun, devamını sizden dinleyelim. Hepimizin Yeni Cuma Cami dediği aslında Pertev Paşa Camii. Yapıldığı dönemde denize sıfır konumda. Şu anda her ne kadar uzaklaşmış olsa da biz bu denize sıfır konumunu yansıtmaya çalıştık. Denize özellikle vurguladık. Dalgaları yapacağız ve caminin yapısını bir kısmını boyadık, belirledik. Gümüş rengi kubbeleri, yani kurşunu vurgulamak için doğayı. Ondan sonra daha çok ayrıntılar dediğimiz bölümleri çalışacağız. Altın defter olarak elimize geçip ezilerek bu hale getiriyoruz. Ondan sonra şu pastacılık jelatini denen jelatini eriterek altını zemine sürüyoruz. Sürdüğümüz altını mühre dediğimiz bu akik, lapis, değişik taşlardan oluşan kalemvari bu yapılarla parlatıyoruz. Sonrasında diğer boyalarla işçiliğe geçiyoruz. Burada kubbelerin, bu kurşun kubbelerin ayrıntılarını çalışıyoruz. Ne kadar çok ayrıntı olursa aslında saray sanatına o kadar yakın, ne kadar ayrıntısı az olursa halk sanatına yakın, evet, bir minyatür diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle, çok doğru teşhis. Burada da sizin halk bilimci özelliğiniz ortaya çıkıyor. Çünkü bu detaylara girmek hem zemin hem malzeme istiyor. Halk ressamlarının altın kullanımı çok göze çarpan bir özellik değildir, yok gibidir. Ama saray minyatürleri açtığınızda, müzelere gittiğinizde altın tabaka tabaka o kadar bariz belirgin gözüküyor ki. Fırçalarımız hayvan tüylerinden en kaliteli fırçalar, kedi tüyü, samur, sincap, bu tüylerden. Hatta kedi tüyü fırçamız 3 aylık kedinin boyun kıllarından yapılır. İsten mürekkep, şu anda benim kullandığım is mürekkebi. İs mürekkebinin hikayesini hemen hemen herkes duymuştur. Biz yine de izleyicilerimiz için sizden tekrar rica edelim. Bu daha çok Süleymaniye için anlatılan bir olay vardır. Gerçek bir hadisedir. Mimari olarak yanan kandillerin isleri, is odası denen hava akımı Mimar Sinan tarafından öyle ayarlanıyor ki, o yani bildiğiniz nasıl bacadan dışarı çıkarsa dumanınız, o isler geliyor. O is odasında hatta yumurta kapları gibi bölümler var. İs orada çöküyor. O is alınarak tabii içine burada gösterdiğim zamkarabi, yani özellikle bu ürün katılarak mürekkep yapılıyor. Sonrasında ipek ipliklerle,
hazırlanarak kullanılacak hale getiriliyor. Bizim sanatımızda çok detay işçilik önemlidir. Bu tesipte de hatta da onun için geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçılarımız çok uzun süre nefeslerini tutarlar. Diyaframları kuvvetlidir. Şimdi biraz yaprak yeşillerinden. Servi ağacımızın taramasını yapacağız. Bu konuyla alakalı bilgi almak isteyen ve bize bu fırsatı tanıyan Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü bünyesindeki bu çekime tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Ezgi Hanım ve kamera arkasında bulunan arkadaşlarımıza. İnşallah Kocaeli'nin yeni hikayelerinde tekrar görüşürüz. İnşallah hocam. Biz de size verdiğiniz emek için çok çok teşekkür ediyoruz. Siz aynı zamanda hem sanatçısınız hem de bizim böyle gençlere bu sanatı aktarmamız için kültürel miras taşıyıcımızsınız. Bu bizim için çok kıymetli. Bunun unutulmaması, yaşaması için de elimizden gelen her şeyi müdürlüğümüz adına yapıyoruz. Kocaeli Kültür Turizm Söyleşilerinin bugünkü konuğu minyatür sanatçısı Gülseher Kahraman'dı. Kendisine verdiği emek için, bize verdiği güzel bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yeni konuklarla tekrar sizlerle görüşmek üzere.